Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda buzdolaplarımızın içerisinde bulunan sensörlerin nasıl ölçümünün yapıldığını, sağlam sensörün nasıl anlaşıldığını anlatmaya çalışacağız. Şu kısmımız iki tane vidayla dolaba tutturulmuş. Burayı çıkarıyoruz bakın. Şu sensör göstereceğim. Bir de bakın şurada sensörümüz var. Bu nereye geliyor? Kapağa geliyor. Dolabın içini ölçüyor. Tam burada sensör. Dolap fişten çekili olacak. Yoksa çarpılırsınız, kazalar olur. Çıkarıp sensörlerimiz sağlam mı arızalım bakalım. Şimdi soketten çıkaralım. Bakın burada tırnakları var. Çekerek çıkarabiliyorsunuz. Eğer gelmiyorsa, şöyle bastırdığınız gelmiyor. Size bir teknik de göstereyim. Ucu geniş bir tane tornavidayı, yani buraya bastırırken şöyle kenardan açarak çıkarabilirsiniz. Tabi buradan kurtarmış olmanız lazım. Şimdi hemen ölçümünü yapalım. Bunu da çıkaralım. Bunu da gösterelim. Bunda mandalları var. Dolaba göre değişiyor. Mantık hemen hemen aynı ama. Bunu da alıyoruz. Şimdi arkadaşlar tane tane anlatıyorum. Şunlar ekstra. Şu bizim buzdolabının içini ölçen sensörün ucu. Bu da evap üzerinden çıkarttığımız sensör. Avometreyi omaj konumuna alıyoruz. Sonrasında propları bu uçlara değdiriyoruz. Omaj vermesi lazım. Evet, 4.56, 4.55, 5 olabilir, 6 olabilir. Omajı verdi. İlk aşamayı geçti. Sonrasında elimizde şöyle tutarak değerde düşme var mı onu görmeye çalışıyoruz. Bakın düşüyor. Demek ki bu sensör sağlam. Çakmakla ısıtırsak düşer. Ama yapmayın, sadece göstermek için yapıyorum. Bundan sonra arızalı olabilir. Bir şey diyemem. Yani ısıya, soğuğa ve sıcağa tepki veriyor. Diğerine bakalım. Diğeri sağlam mı? 6 küsürler. Bu da ön tarafta. Bu da sağlam. Arızalı olduğunda ne olur? Omaj alamazsınız arkadaşlar. Bir de böyle elinizi tuttuğunuzda, ısıtmaya ya da soğutmaya çalıştığınızda değer değişmez. Bu da sensörün arızalı olduğunu gösterir. Bakın şimdi tutuyorum. Çakmakla ısıttık ya. Şimdi elim çakmağın verdiği sıcaklıktan soğuk. Dolayısıyla omajımız artıyor. Sağlam. Ancak bu şekilde kullanmayı artık tavsiye etmem. Sadece test için gösterdik. Bir de bonus olarak size termikleri göstereyim. Termiklerde ise buzzer konumuna alarak test yapılır. Kısa devre olması lazım. Kısa devre ise sağlam manasına gelir. Neymiş bu? 72 dereceye kadar dayanıyor. 72 dereceyi görünce ne yapıyor? Devreyi kesiyor. Deneyelim hadi onu da. Evet. Kesti. Gördüğünüz gibi. Yani bunu denemeyin. Ben sadece mantığını kavrayın diye gösterdim size. Bir de bazıları soruyor. Nereden alırım? Arkadaşlar yazacaksın Google'a, internete. Parça satan siteler var. Dışarıda parçacılar var bulunduğunuz ilde. Gideceksiniz. Mesela bu Samsung. Samsung'a uygun sensör alacaksınız. Arçelik Samsung'a işte olur mu? Boş bilmem ne olur mu? Her dolabın kendi sensörünü almak daha mantıklı. Bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.